Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizler arkadaşlar yine bir Beyblade tanıtımıyla karşınızdayım. Ama bu sefer Takaratomi değil, Hasbro bir Beyblade tanıtacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle Napster Snake'in tanıtımını yapacağım. Bu benim 7. Beyblade'imdi. Bunu alalı zaten 3,5 sene falan oldu. 2018'in sanırım 13 Ağustos o gün almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aldığım güne kadar hatırlıyorum genelde ben bunları arkadaşlar. Bu videoyu cumartesi akşamı çekiyorum. Normalde bu videoyu bugün çekip atmayı düşünüyordum ama zaman olmadı maalesef. Formula 1 izlediğim için zaman yetmedi. Ben de bugün bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Yaptığım ankete göre orada en çok oy alan videoyu çekeceğim. Yani bununla beraber pazar günü, yani bunu izlediğiniz gün iki tane video yüklemiş olacağım sizler için arkadaşlar. Neyse, isterseniz çok uzatmadan tanıtıma başlayalım. Bildiğiniz gibi artık Takaratomi tanıtımları da bitti zaten. Bundan sonra full Hasbro gelecek tanıtımlar. Ama ben Chozetsu Akile'yi sattım arkadaşlar, siyah olan Star Set'ten çıkan, onu sattım. Onun yerine güzel bir DBB'yi almayı düşündüm arkadaşlar, Dynamite Battle Beyblade'i. Prominence Phoenix olabilir, ayrı satan bunu Amazon'da. Onun işte Guilty Longinus olabilir veyahut da iki tane Bey de alabilirim, onları almayabilirim arkadaşlar. İki tane Bey alabilirim onlar yerine. Yani durum böyle, bir Takaratomi tanıtım daha gelecek arkadaşlar ama Chozetsu Akile'yi satarak alacağım onu arkadaşlar, henüz almadım. Neyse, isterseniz çok uzatmadan artık tanıtımımıza geçelim arkadaşlar, bayağı uzattık. Evet, şimdi Napster Snake'i tanıtacağız arkadaşlar. Birazcık Bey'den bahsedeyim. Bey'imiz normalde denge tipi bir Bey arkadaşlar. Animede bunun Nowkick kullanıyor. Sadece ilk sezonda gözüktü ve çok güçsüz gözüktü animede. Gerçek hayatta da öyle çok güçlü değil ama görünüşü çok güzel gözüküyor. Hasbro bunu arkadaşlar Zephyr Driver koymuş. Dead Hades'teki Driver. Aslında bunun normal driver'ı yanlış hatırlamıyorsam trans olması gerekiyor Takaratomi'nde ama Hasbro'da Zephyr'i var. Ama Zephyr'de cidden bayağı iyi bir driver. Onun işte vertical disk var arkadaşlar, White Wyvern'daki. Beyimiz denge tipi bir bey arkadaşlar, balans tipi. Şimdi şöyle patlama sistemine bakalım isterseniz. Patlama sistemi şu şekilde, gördüğünüz gibi. Tabi 3,5 senelik olduğu için eskimiz gayet normal, bayağı eskide. Şurada şöyle dalgalı bir şeyler var arkadaşlar. Detayları bayağı değişik detayları var. Çok güzel gözüküyor açıkçası. Şöyle layer'ımızı inceleyelim şöyle. Buraların boyaları çıkınca şeffafımsı bir şey oluyor arkadaşlar. Çok kötü gözükmüyor açıkçası bence. Boyasının çıktığına tek üzülmediğim bey bu olabilir arkadaşlar. Ama hepsi çıkınca biraz kötü gözüküyor açıkçası. Şimdi şu parçaların detaylıca tanıtalım isterseniz. Zephyr driver'ımız bu şekilde arkadaşlar. Balance tipi bir driver. Bence kendisi çok güzel bir driver arkadaşlar. Benim de hoşuma giden driverlardan birisi. Kullanılır bence. Hatta hala kullananlar var sanırım. Hike Zephyr Dash vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Random Mr. Volume 3'ten çıkan Takaratomi. O bayağı kullanılıyor şu an arkadaşlar aslında. Zephyr bence güzel bir driver. Driver'ımız bu şekilde. Sarı renkli. Vertikal diskimize geçelim. Bu disk hakkında pek bir bilgim yok ama fena bir disk olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Güzel gözüküyor bence. Bakalım bu kaç yıldızmış? 2 yıldızmış bizimki arkadaşlar. Vertikal diskimiz de bu şekilde gözüküyor. Şimdi layer'ımıza geçelim arkadaşlar. Nova Napster Snake. Layer'ımız bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi balans bir layer olduğu belli zaten arkadaşlar. Pek atak yapacak bir yeri yok. Şu arkasını gösterip, arkası güzel gözüküyor ama birazcık sade zaten, doğal beylerin bildiğiniz gibi. Genelde arkaları hep sade oluyor. Şurada da Beyblade Burst app uygulaması için kare kod var arkadaşlar. Bu arada Beyblade Burst app'i ben devamlı silip yüklüyorum. Belki de yeniden yüklerim. Quad Drive güncellemesi gelmiş. Çünkü yüklememi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki videolarını çekerim. İşinizde oynayanlar varsa sizlerle de oynayabilirim arkadaşlar. Evet, layer'ımız da bu şekilde. Şimdi parçalarını birleştirelim. Evet, parçaları birleştirdiğimizde de beyimiz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor açıkçası rengi falan. Ama Takaratomi'nin rengi bence daha hoş. O daha böyle full mavi gibi bir şey arkadaşlar. Bu genelde neon sarısı rengi var bunda. Şimdi isterseniz şöyle Slingshot Launcher ile bir test atışı yapalım. Evet, gördüğünüz gibi aşırı hızlı arkadaşlar. Zephyr genelde atak yapıyor ama balans bir driver. Biraz sonra merkeze geçer. Bu arada üçgen sağda çekiyorum videoyu. Videonun başında söylemeyi unuttum. Hasbro tanıtımlarını ya Avatar'da ya da bunda çekiyorum ben arkadaşlar genelde. Nostaljik olsun diye biraz da. Çünkü eskiden hep bu sağda çekerdim. Neyse, isterseniz beyimize döndüğümüze göre şimdi kapışmalarımıza geçebiliriz. Odak Sobri ile kapışalım isterseniz arkadaşlar, bir single bey. Onun dışında Storm Surprise ile kapışalım. İlk Beyblade'im. Bakalım Storm Surprise buna karşı ne yapabilecek. Bu sağda Surprise bayağı güçlü oluyordu. Onun dışında Horus Tayaki ile kapıştıralım diye isterseniz arkadaşlar. Şu 3 bey ile kapıştıralım.
Şimdi bu üçüyle birlikte arkadaşlar kapışma aşamasına geçelim. İlk önce Odax'a kapıştıralım. Şöyle Slingshot lançırma alalım arkadaşlar. İlk önce Odax'a atalım. Şöyle Odax'a atıyorum. Bu arada birazcık takması geç olabiliyor çünkü ipli fırlatıcıları alıştığım için. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Nexterius'u atacağım. Evet, Nexterius'u attım. Bu sert çarpma oldu gördüğünüz gibi. Odax merkezde duruyor şu anda. Atak beyi olmasına rağmen. İlginç. Ve beraber patladı arkadaşlar. Aşırı iyi bir kapışma oldu. Şimdi bunu tekrardan yapacağım. Hemen parçalarını takıp geleyim ben. Evet arkadaşlar, ikinci kapışmamızla birlikte devam ediyoruz. Odax'ı attım. Şimdi sırada Nexterius var. Birazcık zaman geçti ama maalesef olsun. Şimdi Nexterius'u attım. Nexterius saldırıyor. Odax savunma yapıyor ilginç şekilde. Ve Nexterius patlatarak yeniyor arkadaşlar. Ama kendisi de patladı. Ve ilk maçını kazanmış oldu arkadaşlar. Şimdi şunu parçalarımı takayım, hemen yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar, geldim. İkinci maçımızla birlikte devam ediyoruz. Şimdi ikinci maçımız Storm Sprite'e karşı olacak. Bakalım Sprite'den Nexterius'u yenebilecek mi? Çünkü çok patlaması kötü. En güçsüz benim olabilir kendisi arkadaşlar. Evet, şimdi kapışma maçımıza geçelim. Evet, ilk önce Nexterius'u atıyorum. Bayağı hızlandı gördüğünüz gibi. Şimdi Sprite'den atacağım. O da bayağı hızlandı. Ve ringden atarak gidiyor ve ringin içinde de patladı. Şunu hemen bir alalım ve Nexterius ikinci maçını da kazanıyor arkadaşlar. Şimdi son maçımız olan Hyper Horus ile kapıştıracağız. Bakalım son maçını da kazanabilecek mi? Az sonra göreceğiz. Evet, son maçımızı birlikte devam ediyoruz. Horus'u da attım. Şimdi sırada Nexterius var. Horus'u da atak yapıyor gördüğünüz gibi. Stamina beyi olmasına rağmen. Bayağı kısa ve aksiyonlu bir kapışma oldum. Horus'uz ilk önce ringden çıktı arkadaşlar, konuşamadım bile. Daha sonrasında da ringden çıkıp kendi kendini patlattı sanırım, öyle bir şeyler oldu. Nexterius N2 bu maçı da kazandı arkadaşlar. Şimdi videonun kapanışını yapalım isterseniz, sonra da devam edelim. Evet arkadaşlar, bu videom burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.